Cumhuriyetin ilanının 89. yılı kutlama etkinlikleri, belediye meydanındaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Törene Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdan, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Şevki Ulugün, Belediye Başkanı Mehmet Koca Donbaş'ta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Temsilciliği üyeleri, okullar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. CHP ilçe teşkilatının tam kadro katıldığı törende CHP'den bir de misafir vardı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan, ilçe başkanı Okan Özsu ile birlikte ön sırada yer aldı. Çelenk koyma töreni kaymakamlık makamı çelengi, garnizon komutanlığı çelengi ve belediye başkanlığı çelenginin konulmasıyla başladı. Diğer siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının çelenk koymaları için isimlerinin okunmaması üzerine kısa süreli tepkiler yükseldi. Ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Bayrak Piyama. Hemen ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasına geçildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk koyma töreni sona erdi ama protestolar başladı. Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Bodrum Kaymakamı Sayın Doktor Mehmet Gödekmer'den 29 Ekim sabahı saat 9-9.30 arasında aynı sabah saat 10'da şehir stadyumunda devam edilecektir. Arz ederim. Tören bittikten sonra siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları çelenklerini koyarak Atatürk'ün büstünü selamladı ve ardından "Türkiye layıktır, layık kalacak. Susma, sustukça sıra sana gelecek" şeklinde sloganlar attı. Sloganların atılmasının ardından mikrofonlarımıza bir açıklama yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı, olmamasını diledikleri bir manzaranın yaşandığını, bu bayramın hepimizin bayramı olduğunu belirtti. Saraçbaşı sözlerine şöyle devam etti. Yani olmamasını dilediğimiz manzaralar, çünkü bu bayram hepimizin. Sadece 3 burada olan yöneticilerimizin tabii ki gelen emir karşısında boyunları eğri olabilir ama biz dik duruyoruz ve bu bayramlar bize verilmişse hepimizin kutlamak hakkı diyoruz. Hepimizin oraya çelenk koymak, atamıza saygı duruşunda bulunmak hakkımız. Ve bu hakkımızı elimizden kimsenin almaması için hepimiz her bayram buradayız. Saygı ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kaymakam ve Garnizon Komutanı'nın hizasından ayrılarak bir adım arkalarında bulunan İmar İşleri Müdürü Haluk Aytı ve Fen İşleri Müdürü Onur Çevik'in kollarına girdi. Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim 2012 Pazartesi günkü etkinlikleri saat 10'da Bodrum Şehir Stadı'nda ilk ve orta dereceli okulların katılımıyla gerçekleşecek. Törende öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılıp şiirler okunacak. Etkinliklerin akşam bölümü Fener Alayı ile başlayacak. Saat 19.30'da Bodrum Milta Marina önünden hareket edecek olan Fener Alayı'nın yürüyüşü belediye meydanında sona erecek. 20.30'da ise belediye meydanında kurulan dev platformda sahneye çıkacak olan Burcu Güneş, Bodrumlularla tatilini Bodrum'da geçiren yerli ve yabancı turistlere unutulmayacak bir konser verecek.